Arkadaşlar, ben bu akşam saat 17.30 pardon 19.30 civarında arayacağım şeyleri araştırmaya başladım. Size yine bilgi temalı yayınlarımda bir şeyler sunabilmek için onları araştırdım. Saat 20.30'da gideyim dedim, yarım saat kestireyim dedim. Sonra bir baktım saat olmuş 10.30. Bundan 1,5 saat önce. Yani 2 saat uyumuşum. Sonra kalktım böyle bir elimi yüzümü yıkadım. Şöyle bir bakıyorum böyle lan diyorum saat kaç? Ah siktir diyorum 10.30 olmuş. Hay Allah bugün de yayın yapamayacağız. Ondan sonra cima neyse uykum da kaçtı şimdi. Televizyonun karşısına geçtim. Oradan Netflix'te benim şey dizisi var. House of Cards var ya. House of Cards'ın son final bölümünü seyrediyorum yine ikinci defa. Sonra sıkıldım ondan da laptopu açtım şöyle bir bakayım dedim maillerime bakayım ona bakayım buna işte Twitch'te yine chat yapacağız muhabbet edeceğiz ona bakayım. Ben bir baktım aha kanal yok. Şaşırdık mı şaşırmadık. Yani bana gelen maili size okuyorum. Bana gelen maili size okuyorum. Yani size zaten attım biliyorsunuz yani değil mi? Twitter'a baktınız değil mi? Twitter'da duruyor. Bana gelen maili aynen oraya attım. Ben size ne dedim? Ben yine banlanacağım dedim. O kadar önlem almama rağmen ne oldu? Yine banlandım. Sebep belli mi? Değil. Her zaman olduğu gibi yine Twitch'in sebep belirtmeyen, banlandığın süreyi belirtmeyen, yine böyle adamı böyle lan öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi de bırakan mailleri. Her zaman olduğu gibi. Neden ban yediğimi açıklayamam. Çünkü bilmiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Gelen mesaja bak. Yani Twitter'ıma gidin bakın Twitter'a attım. Yani ben bunları anlamıyorum. Anlamıyoruz arkadaşlar hiçbirimiz anlamıyoruz. Yani sizin de anlamadığınıza eminim. Yani kardeşim bu ne demek ya? Bu ne demek abi? Bunu bir Allah'ın yani kulu, akıllısı aranızda anlayabilen bu mailin ne demek olduğunu anlayabilen biri, bir delikanlı var mı? Anlayamıyorum. Zeka kapasitem bunu algılamıyor. Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Özür dilerim. Umarım belki siz anlarsınız. Sizin inşallah zekanız yetiyordur. Benim zekam yetmedi buna. Bu kadarına yetmedi. Kusura bakmayın. Keşke yetse. Ama yetmedi. Burada ne yazıyor? Peki okuyayım ben size. Okuyayım. Merhaba Twitch Sasi. Merhaba. Etkinliğiniz veya içeriğinizle ilgili şunu şöyle bir alayım da sizi görmem lazım. Ben sizi göremiyorum. Sizi göremeyince kendimi de göremeyince iyice böyle bir sinirim bozuluyor. Etkinliğiniz veya içeriğinizle ilgili yapılan inceleme sonucu. Peki. Hesabınızda topluluk ilkeleri bağlantılı bir ihtarda bulunduk. Kim bulundu? Sen mi bulundun Twitch? Anlamadım. Topluluk ilkeleri bağlantılı bir ihtarda bulunduk. İhtarda bulunduk ne demek? Bu nasıl bir cümle? Bu nedenle Twitch hizmetlerine erişiminiz kısıtlanmıştır. Kısıtlanmıştır. Kısıtlanmadı ki hiçbir şekilde kullanamıyorum. Ne kısıtlaması? Ya bak hep yanlış cümleler. Bak milyar dolarlık şirket, bak milyar dolarlık firma. Milyar dolarlık firmanın kullandığı Türkçeye bak. Kafayı yiyorum. Kafayı yiyeceğim. Peki bunu da geçtik. Sebep. Bir kişi ya da gruba karşı nefret yüklü eylemlerde bulunmak. Şimdi ben düşünüyorum ulan ben hangi kişi veya hangi gruba karşı nefret dolu böyle Allah belanızı versin falan. Kime bulunmuşum ulan? Aranızda bilen var mı acaba? Bir yazar mısınız? Ciddi ciddi bir düşünün şöyle bir. Şöyle bir düşünün bakayım. Ben isim vererek kim hakkında, hangi grup hakkında nasıl bir ne bu? Nefret yüklü. Allah belanı versin falan. Hani lanet olsun sana geberesiciye falan. Kim hakkında abi ben böyle bir şeyde bulunmuşum? Ben böyle bir şey dedim mi arkadaşlar? Ben böyle bir
Allah belanı versin, lanet olsun sana falan. İsim verip duruyorsunuz da ben böyle bir şey dedim mi? Bir de onu da yazsanız da bilsek yani. Dediysem mesela bana birileri kayıt alsın, bir yerlerden göstersin, bir şey yapsın. Nasıl bir şey bu ya? İhlalin olduğu yer, yayın veya vodlarda. Ulan yayında mı yoksa vodda mı? Hangi gruba karşı, nerede nefret yüklü Allah belanı versin demişim ya da kime karşı? Askıya alınma süresi, belirsiz. Ulan belirsiz diyorsun, altına not yazmışsın, hesabınız sadece 30 gün askı. Ulan 30 gün mü? Süresiz mi? Kime karşı? Ne zaman? Nerede? Hangi yayında? Hangi botta? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir ya? Bu nedir oğlum? Oğlum bu nedir lan? Bu nedir oğlum? Benim banım yine açılacak. Kudurun, çıldırın, osurun. Benim banım yine açılacak. Ama bu nedir ya? Yurt dışı videoları yapanlara değindiğin olabilir mi? Olabilir. Evet. Onda o mu yani? Ya bırak Çisil'le neyi konuşacağım ben artık ya? Ya bırak neyi konuşacağım abi bırak. Hiçbir şey konuşmaya değmez. Burada 30 gün yazmışlar en azından bu sefer hesabınız 30 gün bilmem ne. Neyse ağlıyor muyuz? Ağlamıyoruz. Bak karşınızdayım. Ne dedim size? İnternet var oldukça, sağlığım el verdikçe her yerden devam. Tanıdığın yok mu kimse Twitch'te? Yok, kimi tanıyacağım abi? Koskoca milyar dolarlık firma kimi tanıyayım? Senin var mı? Başka platform yok mu? Var kardeşim, benim bir sürü sitelerim var hali hazırda bekleyen ama madem 30 gün demişler bekleyelim bari, ne yapalım? Buradan devam, iyi mi? YouTube'dan devam. Güzel, sevdiniz mi burayı? Bak her zaman ne oluyor biliyor musunuz? Her zaman şöyle oluyor abi. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Oradan banlanıyoruz, buradan banlanıyoruz. Oradan yasaklanıyoruz, bilmem neden banlanıyoruz. Yine kalkıyoruz YouTube'da. 30 gün ban yememişsin, hesabın askıya alınmış. Bir çözülene kadar 30 gün otomatik. Lan için onlarla iletişime geçmeyi bekliyor. Muhtemelen ihlal edilen içeriğin düzeltilmesi için. Aboneliklerim için mi? Kimlerle iletişime geçmem gerekiyor? Muhtemelen ihlal edilen içeriğin düzeltilmesi için. Ben yani Twitch'le mi iletişime geçmem? Tabii ki Twitch'le iletişime geçmem gerekiyor. Ben Twitch'le iletişime geçtim. Bu yayından 5 dakika önce Twitch Help'e yazdım. Bana dedim böyle bir mail geldi dedim. Bu dedim nedir anlamadım dedim. Kimseye de bir şey dediğimiz yok. Ondan sonracığıma. This is the Turkish language falan. Şöyle de bir sorun var. Mesela Twitch ne oldusa evet başa dönüp duracağız abi. Anlaşıldı. Anlatıyorum. Sürekli yeni gelenler aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar 30 gün ban yemişim yani olay bu anladınız mı? Tamam uzatmanın alemi yok. Evet yayınımıza devam edelim. Lan burası da Twitch'in serverları çok boktan. Abi atarlan kamerayı indir. Yak ya ne kamera değmez ki uğurlarına hiçbir şey değmez boş versene ya. Tipe bak. Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorsun? Tamam geçin şimdi artık. Hadi ban olayını geçin. 30 gün süreyle banlanmışım işte. Bir tek bana şunu söyler misiniz? Demin arkadaşımızın söylediği konu doğru mudur? Burada bana mailde yazılan şey not. Hesabınız 30 gün veya daha fazla süreyle askıya alındığı için abonelikleriniz yenilenmeyecek. Askıdayken aboneliklerinizde değişiklikler yapmak istiyorsanız lütfen bizimle. Benim aboneliğim yok. 30 gün veya daha söylemem ne olduğu için abonelik yenilemeyecek. Askıdayken peki. Askıya alınma süresi en azından süresiz demiyor. Bu sefer belirsiz diyor. Belirsiz yani belki bir gün yarın açılacak belki ya da işte 10 gün sonra açılacak ya da bilmem ne açılacak. Tamam ben yine baskı uygularım. Değil mi yani burada belirsiz olayı belirsiz yani süresiz değil. En azından ondan kurtardık. En azından süresiz değil. Yani anladınız mı? Neyse merhaba hepinize tekrardan. Arkadaşlar
Şimdi tamam boş ver. Üzülüyor muyuz? Hep yaşadığımız şeyler. Devam. Devam. Hadi hızlı hızlı alın. Biraz seri alın. Kimse takmasın. Kimse tınlamasın. Kimse uzatmasın. Evet. Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorum? Çok çok saçma bir olay. Hiç anlamıyorum arkadaş. Bu şekilde ben böyle yayın yapamam bu sitede yani. Vallahi ben böyle yayın yapamam. Yok abicim ben böyle yayın yapamam. Ben insanların isimlerini vermiyorum. Bana soru soruyorsunuz. Yani ben özgür olamadığım yerde yayın yapmaya devam edemem arkadaşlar bu şekilde böyle. Ne oldu? Bağış alamıyorsun değil mi? Bağış alabiliyorum. Altta linkimiz var. Atabilirsiniz. Atsın birisi de arkadaşımız görsün. Bağış niye alamayayım? Bağışın Twitch'le ne alakası var? Oyunfor'la Bino Game Twitch'te çalışmıyor ki. Linkleri her yerde çalışıyor. Aşağıda tıklarsanız oradan donate atabilirsiniz yine. Ekranda belirir. Ne diyordum şimdi? Ben burada bu kadar sorun var. Adam kalkmış benim alacağım bağışa takıyor ya. Olacak iş değil ya. Sanki bağış almayı ben istedim. Twitch'e gelmeyi ben istedim. Ne salak. Neyse. Twitch boşuna mı yapıldı? Kardeşim şey değilsin anladınız mı bak. Ben şimdi bak benim banım yine açılacak. Bak benim banım yine açılacak. Ben size söz veriyorum. Benim banım yine açılacak. Göreceksiniz. Benim banım yine açılacak. Fakat ben yine banlanacağım. Ya bak yine açılacak yine banlanacağım. Bak yine açılacak yine banlanacağım. Bak yine açılacak ama bu şekilde olmaz. Ya bu şekilde olmaz. Yani sürekli buramızdan tutuluyoruz yani. Böyle birileri böyle buramızdan bizim böyle tutuyor böyle. Habire böyle dibe çekmeye. Ben burada yükselmeye çalışıyorum. Biri kalkıyor dibe çekiyor. Ben... Ama bak ne olacak? Yine güçleri yetmeyecek. Yine gücünüz yetmeyecek. Bak bu yayını şu an zevkle izliyorsunuz biliyorum çayınızı içerek. Açık söyleyeyim size. Ben Oğuz Sasi olarak bu piyasanın ilki olarak yine söylüyorum. Gücünüz bana yetmedi şu ana kadar. Beni aşağı alamadınız. Al aşağı alamadınız. Gücünüz bana yetmeyecek. Siz yokken de buradaydım. Siz buradayken de buradayım. Siz gittikten sonra da burada olacağım. Bunu her zaman bilin. Bunu asla unutmayın. Aha bak şu gözlere bak. Bu gözleri unutmayın. Her zaman, her zaman yaptığım her şey yanıma kar kalacak. Benimle ilgili deli olduğunuz, uyuz olduğunuz her şey, yaptığınız her şeye rağmen bütün mutluluğumla, bütün takmazlığımla yanıma kar kalacak. Tamam. Bak, bir daha tekrarlamıyorum. Hepsi yanıma kar kalacak. Bunu unutmayın. Bak yine buradayım. Bak oradan banlarsınız buradan buradayım. Buradan banlanırım Yunav'dayım. Yunav'dan banlanırım StreamMe'deyim. Oradan banlanırım FriendLife'dayım. Oradan banlanırım Hi'deyim. Oradan banlanırım giderim yüzlerce, binlerce, on milyarlarcası da var. Beni çekeceksiniz. Benden kurtuluşunuz yok. Anlaşıldı mı? O yüzden şunu bilin. Bana report atan biri varsa aranızda şu anda bilsinler ki ben geri döneceğim. Belki bir dakika sonra Twitch kanalım açılacak. Belki 30 gün sonra açılacak. Belki 3 yıl sonra açılacak. Ama o kanal yine açılacak. Ben yine devam edeceğim. Bunu asla unutmayın. Bunu hiçbir koşulda unutmayın. Tamam. Şimdi nerede kaldık bakayım? Ha, Beşiktaş maçı muhabbeti. Ona gelelim. Beşiktaş maçı muhabbeti. Ya şuraya yazayım şunu da kocaman. Yeni gelenlere biri sorup duruyor. Yine mi ban yedin? Yine mi ban yedin? Dur şunu şuraya yazayım da bari. 30 gün diye. 30 gün Twitch ban yedim. At, at, at. Ayağını de konu. Tamam mı? Heh, oldu mu? Anladınız mı? Oldu mu? Kurtuldum artık. Ha, şu yukarıyı okursanız bir zahmet. Hatta kaydırayım da bunu. Daha bir dikkat çeksin. Amine. Al kaydır. Kaydır. Nasıl kaydırıyor? Şöyle. Kaydır. Heh. Görüyor musun nasıl kaydırdığımı? Heh, tamam mı? Anlaşıldı mı? Başka türlü anlamıyor. Her gelen aynı şeyi soruyor. Sürekli başa dönüyoruz o. Sorup durmayın kodumu. Ne yapayım yani? Hayret bir şey. Dur şuraya gülme yapayım bari de. Neyse. Şuraya da beni şey yapanlara, banlatanlara şey yazayım. 30 gün sonra
Görüşmek... Siktir et, boş ver ya. Direkt amına koyayım yazın. Ya neyse, boş ver, vazgeçtim. Neyse, nerede kaldık? Şunu bir daha şöyle yapayım. Başka çaresi yok. Hayır, her gelen yine başa soruyor. Bir daha soruyor, bir daha soruyor. Evet, Beşiktaş maçı hakkında ne düşünüyorum? Beşiktaş maçı hakkında ne mi düşünüyorum? Vallahi dün akşam yine seyrediyordum maçı. Son bir 10 dakikasına falan. Bakayım dedim, ne oluyor, ne bitiyor yani. Beşiktaş maçlarından artık çok sıkıldım. Allah Allah dedim ya, nedir bu acaba? Ne diyorsunuz, ne gloriyası ya? Sonracığıma bir baktım, Beşiktaş şey yapmış. 17 yıl sonra bir Türk takımının 17 sene sonra bir Türk takımının tekrardan, ne diyorsunuz şu geri dönüş muhabbetine, geri dönüşünü yapmış. İyi dedim, ne yapayım yani. Evet, konumuz buydu, devam edelim. Dolayısıyla Beşiktaş'a güvenmiyorum. Hiçbir şekilde ilerlemesini de pek istemiyorum açıkçası. Çünkü Beşiktaş bu şekilde eğer ilerlerse bu sefer Fikret Orman golcü alacaktı. Yine golcü almayacak. Bakacaksınız, Beşiktaş Avrupa'da ilerleyecek. Türkiye'de ilerleyecek. Fikret Orman ne güzel şey yapacaktı. Golcü alacaktı. Sonra bir bakacak ki ha, tamam, bu takım böyle bu sene idare etsin diyecek. Yine golcü almayacak. Devre arasında golcü almayacak. O yüzden istemiyorum yani. Ya şunu da yazayım, anlamıyorlar ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Al yazayım ya. Hay Allah'ım. 30, şunu düzgün yazayım ya. 30 gün 30 gün Twitch ban yedim. Neydi lan? Mailde ne yazıyordu? Askıya alınma belirsiz. Askı uygulama halinde askıya karar alabilir ve yapacağınız tekrar bilmem neyi, bilmem ne. Bu ihlali yolaşan hesabı. Askıya alınma süresi belirsiz. Aynen. Askıya alınma süresi belirsiz. Tamam. Bu kadar ya. Şunu da bir durdurayım artık. Ay, sorup sorup duruyorlar. Başa alıyoruz sürekli abi aynı şeyleri. Tamam mı bakayım? Şunu da şöyle yapalım. Ay, ben muhabbetime girmek istiyorum. Bunlar hala sanki dünyaları yıkılmış gibi konuyu uzatıp duruyorlar. Ben ne yapayım yani? Ben hakkında konuşmak bile istemiyorum. Bunlar hala benim burada ağlamamı bekliyorlar. Anlamıyorum yani. Evet. Yine niye yedin? Al işte. Belirsiz 30 gün de olabilir, 100 gün de olabilir. Eğer şöyle yapacağım ben şimdi. 30 gün bekleyeceğim. Muhtemelen bu 2-3 gün sonra açılır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Mail attım şimdi ben. Gelir cevabı. Derler ki şu videonun şurasında bir şey gördük, onu gördük, bunu gördük. Eyvallah derim, bilmem ne derim, beklerim. Baktım senin yataklarını ki, yesinler, ne kadar banlamaya çalışsalar da, seni soğutmaya çalışsalar da hep. Işte, arkandayız abim, banlanmasına sevinip nelerin anladın, seviliyorsun. Teşekkür ederim donate'in için, çok sağ ol. Ne oldu deminki, ne oldu? Donate alamıyorsun değil mi? Donate alamıyorsun değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Olmadı mı? Aşağıdaki linklerden donate atabiliyorsunuz. Ne oldu? Harbiden neden Twitch'ten yayın açmadın? Kardeşim bilmiyoruz, bilmiyoruz. Sebep bilmiyoruz. Sebebi bilmiyoruz. Sebep şeymiş. Onu da mı yazayım? Hay aman. Onu da yazayım, al. Al onu da yazayım artık, ne yapacağımı şaşırdım ya. Lan bunu yaz, bunu yaz, bunu yaz, ne bu ya? 30 gün Twitch ban yedim. Twitch banlandı. Tamam, ban yedim. Askıya alınma süresi belirsiz. Süre yazıyorum sadece. Süre. Belirsiz. Başka? Ne diyordum? Sebep. Hate speech. Nefret yüklü içerikte bulunmuşum. Allah Allah, nefret içeriği. Ona lan öyle mi yazacakmışım? Sebep ne bileyim amına mı yazayım? Ne bileyim amına falan yazayım bari. Tamam mı? Artık daha var mı? Şimdi bir daha bir şey çıkaracaklar. Ne demek ne alaka? Ne diyeyim ne alaka? Bilmiyorum ki.
Şuradan bir su alayım. Bir dakika. Şimdi sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. İnsanlık tarihinin en önemli muhabbetinden bahsedeceğiz. Bahsedemeyeceğiz çünkü suyum nerede? Nerede lan suyum? Ne bileyim ya? Nasıl ne bileyim kodum? Bir tane su kalmıştı onu da mı? Nerede bileyim? Konuşma lan. Ne diyordum oğlum? Gene başlayacak amık UFO'lardan, tarikatlardan. Valla tarikat falan konuşalım biraz da ne yapalım? Oh. Sıcak evde soğuk su da çok zevkli oluyor. Yayın dışında nereden konuşacağız? Chat yok. Valla arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum açıkçası. Konuşamayacağız yine yani. Lütfen yine başlamayın. Discord açacağım mı yine Discord? Hayır açmayacağım. Açmayacağım. Oraya kan grubunla doğum tarihinde yazar mısın? Tamam. Seni seviyorum. Yavaş konuş. Hemen duşa girip geliyorum. Tövbe tövbe. Ulan ne? 31 mi çektin? Allah Allah. Dalak, siken, Big Bang, Bank, Gang, Bank anlat. Ya Big Bang muhabbeti çok sinirimi bozuyor. Sürekli olarak bir Big Bang muhabbetidir gidiyor. Big Bang, Big Bang kardeşim bana göre olmadı. İnsanoğlu habire... Şimdi insanoğlu insan şöyle diyor tamam mı? Bakıyor şimdi teleskopla böyle görüyor böyle hani galaksileri falan. Hubble'la bilmem neyle ya da elindeki şeyle bokla. Teleskopla. Bakıyor böyle galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyor. Bizden uzaklaşıyor. Şimdi diyor ki insan o zaman ha o zaman diyor patlama oldu diyor. Bir yerde çünkü bunlar devinim kazandılar. Bunlar demek ki uzaklaştıklarına göre yani şöyle bir dağılma yaşadıklarına göre böyle etrafa şöyle bir saçılma yaşadıklarına göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci galaksi diye. İnsanoğlu da diyor ki insan zekasıyla o zaman diyor bir yerden diyor patlama oldu diyor bilmem ne oldu diyor kesin diyor. Çünkü bunlar diyor birbirlerine uzaklaşıyor diyor bizden uzaklaşıyor öyle dağılıyor diyor. Hata. Yanlış. Big Bang gerçek olabilir de olmayabilir de olduğu için zaten adı teori. Adı gerçek. Yani Big Bang gerçek değil işte o yüzden. Big Bang teoridir. Zaman kavramını anlat. Zaman kavramı zaman zamandır. Geçmişi vardır, geleceği vardır, şimdiki zamanı vardır. Gang Bang ya deprem bir olay evet deprem olmuş Yalova'da var mı Yalova'da yaşayanlarınız hissettiniz mi ne oldu? Bu sabah olmuş saat 5.30 gibi olmuş deprem ya. Bu sabah olmuş abi saat 5.30 gibi. Aramızda kaç saniye var ya? Oğlum bir şey soruyorum kimse herkes kendi başına muhabbet ediyor. Aramızda kaç saniye var? Kimse cevap vermiyor. Bunlar aralarında konuşuyorlar be. Alo? Ben yayında mıyım ya? Aramızda kaç saniye var? Test edebilir miyim acaba? Hemen söylüyorum doğru cevabı verin. Bu kaç? 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, oha, 12, oha, 13, oha, 14, oha, 15, oha, 16, oha. 15 saniye mi var aramızda? Neyse buna da şükür. Buna da, oha be 20 saniye geçti. Aramızda 20 saniye mi var? Oho. İyi sallandık Sasi. Kalkmamda yardımcı oldu. Öyleymiş bu sabah saat. 5.30 civarında Yalova'da 4.5'lu şiddetinde deprem olmuş. Vallahi ben Tuzla'dayım. Ben hissetmedim şahsen. Ben zaten bu depremleri falan hiç hissetmiyorum. Çünkü ben zaten Twitter'dan bildirim açamıyorum. Ayarlar gizliliğe gidiyorsun abi Twitter'dan. Ayarlar gizliliğe git. Oradan açın işte. Ne yapayım yani? Onun da mı ben uğraşayım? Şurada yapan yazanı yapıyorsun işte. Ne kadar zor ya. Donetin için sağ ol abi bu arada. Gütaristan. 3 dakika önce de Gütaristan.
Dert etme, bunlar gelip geçici şeyler. Sen bize güzel bilgilerini aktarmaya devam et. Biz seni her yerde izlemeye devam edeceğiz. Ne kadar güzel yazmışsın. Gitaristanın donate'ini gördünüz mü ekranda yalnız? Ben duymadım sesini ama acaba ayağa kalktığımda mı çıktı? Senin daşaklarını yesinler, ne kadar banlamaya çalışsalar da seni soğutmaya da hep arkandayız abi. Banlanmasına sevinen ibnelerin, anladın, seviliyorsun. Hiç önemli değil kardeşim. Bize her yerde yayın devam. Sağ ol, sen de teşekkürler Voldi. Donate atarken Oyunfor ya da Bino Game yazarsanız efsane olur donate'inizin sonuna. Sence Tanrı var mı? Bence Tanrı diye bir şey yok abi. Bence Tanrı diye bir şey yok. Beni zaten bilenler bilir. Tanrı gördünüz mü? Ha, tamam. Okey. Tamam. Bence Tanrı diye bir şey yok arkadaşlar. Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Ben Tanrı'ya inanmıyorum. Tanrı'nın varlığına inanmıyorum. Yani bana söylüyorsunuz, sürekli soruyorsunuz. Bir Tanrı var mı? İşte efendim sen ateist misin? Sen ne bileyim Müslüman mısın? Hristiyan mısın? Budist misin? Sen deist misin? Sen bilmem ne misin? Hayır. Ben hiçbiri değilim. Benim kendince bir inancım var. Kendince bir düşüncem var. Ben şuna inanıyorum. Ben şuna inanıyorum. Bakın açık söyleyeyim size neye inandığımı. Şimdi sizin Allah dediğiniz şeye ben mesela şunu diyorum. Bilinmezlik diyorum. Bilinmezlik diyorum ben. Yani uzay kısaca. Uzay. Ben uzaya tapıyorum. Çünkü bilmiyorum. Ve gözümün önünde olan bir şey. Görmediğim bir şey değil. Seninle aslında aynı şeye inanıyoruz. Seninle farklı bir şeye inanmıyoruz. Ben uzaya baktığım zaman geçmişi de bir yerde görüyorum. Geleceği de bir yerde görüyorum. Günümüzü de bir yerde görüyorum. Uzaya baktığım zaman bilinmezlik de önümde. Her şey önümde. Şu an kapkaranlık. Bak uzay. Kapkaranlık. Yıldızlara bak. Bilmiyorum. Orada ne var bilmiyorum. 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 Ve o bizim dibimizde aslında. Aslında 5 milyon ışık yılı ötedeki şurada dibimizde gördüğümüz yıldızın ışığı bize bundan mesela 100 yıl sonra falan geliyor. Şu an biz o ışığın 100 yıl öncesini görüyoruz. Şu anda gördüğümüz ışığı 100 yıl önceki ışıktan şu an bize geliyor bu. Ve biz onun 100 sene önceki halini görüyoruz. Aslında ona göre hepimiz şu an ölüyüz. Bilmem kaçıncı kuşak sonrasını bize gösteriyor. Kim bilir şu anda neler oluyor. Ama hayır, agnostizm falan filan da değil, o da değil. Ben şunu söylüyorum. Bilmiyorsak bilmiyoruz. Ha, bilmiyorsak bilmiyoruz. Bu kadar basit. Yani üstelemenin alemi yok. Bilmiyorsak bilmiyoruz. Bu kadar basit. Yani evet şöyle, evet böyle, evet öyle, evet böyle. Hayır yok kardeşim öyle de değil, böyle de değil, şöyle de değil, şöyle de değil, böyle de değil, böyle de değil. Bilmiyoruz yani, bilmiyoruz. We don't fucking know. Bir şeyin içindeyiz, bir şişenin içindeyiz. Ama moleküllerimiz, her şeyimiz, atomlarımız, cartımız, curtumuzun bunun dışını bilmiyoruz. Bu şişenin içindeyiz. Bunun dışında ne oluyor bilmiyoruz. Orada ne var bilmiyor, bilmiyoruz. O yüzden şunu savunuyorum. Eğer bilmiyorsak bilmiyormuş gibi davranalım. Biliyormuş gibi davranıp birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Bu kadar basit. O yüzden din savaşlarının olmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. İnsanın cahilliğine veriyorum. Bu kadar insan ölüyor. Bilmem ne oluyor. Donate hattın gelmedi. Bir dakika dursanıza yayını hemen bir kapatıp açayım. Gelsin bundan sonra. Senin donate'ine bakıyorum. Seni bitiremeyecekler. DLive diye canlı yayın sistemi var. Twitch'ten banlanan oraya gidiyor. Bir bak derim. Yok abicim ben banlanmadım ki. Benim banım açılır yani. Benim banım açılır. Merak etmeyin. Bir şey yok yani. Belirsiz demiş çünkü. Bak askıya alınma süresi belirsiz. Ben askıya alındım. Süresiz banlanmadım ki geçen sefer gibi. Bak askısı sen askıya alındın diyor. Bak askıya alınma süresi belirsiz. Ne anlıyorsunuz bu cümleden? Askıya alındın. Sen askıda bekletiliyorsun şu an demek. Ne zaman? Süresiz. Şey belirsiz. Süresiz değil. Belirsiz. Belli değil. 10 dakika sonra kanalım açılır. Yarın sabah bir kalkmışsınız bir bakmışsınız. Aa kanalım geri açılmış. Şu an inceliyorlar. Ne oluyor ne bitiyor. Bir de anlamaya çalışıyor işte. Bu yani. Dert etmeyin bu kadar canım. Dert etmeyin bu kadar.
Temizlikle ilgili bilgi verir misin? Temizlikle ilgili bilgi mi vereyim? Ha bu arada bir dakika, yayını hemen bir kapatıp açıp geliyorum. Ha bir dakika, ben burada yayın kapatıp açtığım zaman aynı linkten devam edemiyoruz değil mi? Başka bir linkten mi devam ediliyor? Bir kapatıp açayım da ne olacaksa olsun, geliyorum.